ne halleri düşürdü. Sana inanamıyorum ya. Bir şey mi dedin sen? Çenemin sesi o. Ha, ben bana seslendiğini zannettim de. Hay sana niye sesleneyim ben? Bizi düşürdüğün şu hale bakar mısın? Kusura bakma, senin kaçacağını tahmin edemedim. Ay ben çok özür diliyorum. Ben çünkü kaçırılacağımın çok farkındaydım, değil mi? Hazırlıksız yakalandım ben de. Kusura bakma. Ne sesi bu? Kuş bu ama ne... Ne kuşu bu ya? Sen anlarsın kuşlardan, sen söyle. Hayır, bu benim bildiğim bir kuş değil. Takma kafana, kuş falan değildir o ya. Tamam, koluna girebilir miyim? Ben korkuyorum şu anda. Kesinlikle. Tamam, yanından uzaklaşma şu an. Ben korkuyorum. Hoş geldin benim prensesim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sanem nerede? Sanem Ayhan'da kaldı, gelmedi. O neden o? Ya anne bilmiyor musun, bunları bir konuşmaya başladılar mı dır 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 susmuyorlar yani. Vallahi benim de kafam şişti en sonunda. Bak Sanem o kadar konuşmaya dalmıştı ki benim kalktığımı fark etmedi bile, düşünün yani. Aman bunların da hep gece düşer nedense çeneleri. Allah Allah Mevkübe, gündüz gündüz nasıl konuşacaklar? İş güç peşinde kızacağız. Bak ne güzel, demek ki arkadaşın ihtiyacı varmış ki yanında duruyor. En güzel zamanda ne? Gece. Aferin benim kızıma. Değil mi babacığım? Valla evet. Ben de babamla aynı fikirdeyim. Ne yapsın? Gündüzleri göremiyor arkadaşını. Akşamları dertleşiyor anne. Tabii. Yani bence siz Sanem'i hiç beklemeyin. O geç gelir. Bilmiyorum, belki de gelmez. Ayhan'da kalır yani. Ha. Aynen. İyi o zaman. Oldu. O zaman ben de gideyim yatayım. Yarın erken kalkacağım. Oy hemen hemen hemen. Oh. Hadi iyi geceler babacığım. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi seviyorum sizi. Tamam ben de. Yalnız bu nedir ya? Ben buraya araba park ederim. Bu ne kadar bir mesafe ya? Biraz yaklaşın birbirinize. İyi böyle kısmı. Hiç iyi değil bence babacığım. Hiç iyi değil. Birazcık birbirimizi sevelim, birbirimize yaklaşalım. Haydi bakalım. Hadi biraz çaba gösterelim anneciğim. Evet babacığım, senden de aynı motivasyonu ve çabayı bekliyorum. Evet. Ay ne kadar tatlı oldunuz. Ne kadar güzel oldunuz. Böyle işte. Hadi iyi geceler. Üstünü ört, üşüme sakın. Tamam babacığım. Ne yapacağız şimdi? Bak Şiler'de bir kulübe var. Bence oraya sığınabiliriz. Of, gerçekten çok soğuk. Yani artık korkuyorum. Ben çok panikliyorum ama. Panikleme Sanem. Paniklersen yani vücudun daha fazla oksijen tüketir. Kandaki oksijen miktarı düşerse de... Ya ben şu anda biyoloji hocasıyla ormanda mahsur mu kaldım? Ya sözlüğe de kaldır istersen. Oksijen, nitrojen oldu. Bir dinleyecek misin? Vücudundaki oksijen miktarı azalırsa yani daha kolay uykun gelir. Aa, iyi bari o zaman sinirlenmem. Uykun gelirse sinirlenmemiş olurum sana. Ama öyle değil yani, böyle korunaklı bir yerde uyuyamazsan böyle ateş yakıp falan filan, o zaman da böyle hiç uyanamama ihtimalim var. Yok uykum yok benim, ne yapıyorsun? Ya içeri giriyorum, ne yapacağım yani, survive ediyorum. Güzel, geceyi burada geçirebiliriz. Ah be, bir de odun olaydı. Ya yağmur bastı, gir. Dondun değil mi, dondun? Yemin ediyorum Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Tam buraya böyle geldik, çöktük. Dışarıda kıyametler kopuyor ya, dolu yağıyor, farkında mısın? Evet. Biz kimin kulübesindeyiz ya? Ya sahipleri gelirse şimdi? Ne diyeceğiz onlara? Diyecekler ya, yani kıyamazlar bence bize. Şu güler yüzümüze, yüzümüze baksalar. Hoş gördüler diye düşünüyorum ben. Seri katil olabilirler. Bize sinirlenip bizi bıçaklamaya da kalkabilirler. O zaman ne yapacağız? Bence onlar benden çekinmeli diye düşünüyorum. Ben daha tehlikeliyim onlardan. Sen üşüyor musun? Üşüyorsun tabii ki. Yani böyle parmaklarında ya da herhangi başka bir yerinde bir uyuş falan, böyle bir his kaybı var mı? Yok. Hı? Evet. Sen yaban ördeklerini biliyor musun? Hızlı bir geçiş oldu. Şahsen tanıdığım bir yaban ördeği yok. Gıyabında daha çok ama genel hatlarıyla o yaban ördeklerini bilirim, evet. Onlar buz gibi göllere konaklamaya gittiklerinde, yani sazlıklarda yuvalandıkları zaman eşleri donmasın diye, yani su yüzeyi buz tutmasın diye nöbetleşe suya kanat çaparlarmış, biliyor musun? Bravo, onlara takdir ettim. Akıllı hayvanlarmış. Bu bilgiyi ben atlamışım. Niye uçmuyorlar? Uçup gitmiyorlar albatroslar gibi? Fedakarlar çünkü.
Yani yuvaları orada, eşleri orada. Neden bırakıp gitsinler? Ha, vicdansız mı bu ördekler? Anladım. Tamam. Oturalım mı? Yani sonuçta kanadın varken uçup gidememektir aşk. Konup bir yuva yapmaktır. Eğer sen donma diye senin için kanat çırpan bir eşin varsa... zaten onu bırakıp gitmezsin. Ben de biraz fantastikleşeyim o zaman. Bir level öteye taşıyayım. Mesela şu an burada donsak ki ortam donmaya çok uygun. Yani buz kalıbı şeklinde kalsak mesela. Yıllar sonra bizi bulsalar, çözseler, hayata döndürseler. Sence biz yine birbirimizi hatırlıyor olur muyduk? Anılarda donar mıydı dersin? Donmadan hatırlamak varken, yaşarken yanında varlığını hissettirmek varken... bunlar daha büyük mucizeler değil mi? Gerçek aşk donmaz. Gerçek aşk bütün buzları eritir. Ama eğer gerçek bir aşksa... sen bunu bilemezsin bence. Sen odun topla, ağaç yont, balta yap. Ne bileyim, dağ evlerin olsun, kulübelerin olsun. Sana bunlar daha çok yakışıyor. Nöbetleşelim, uyuyalım. Ne oldu? İlk nöbet. İyi, tamam. Sen de o zaman. Ben o zaman yatıyorum buraya. Pardon. Buraya yatacağım. Sen sıram geldiğinde beni uyandırırsın. Can! Can! Buyurun benim. Günaydın. Aa, günaydın. Aa. Sen mi yaptın tostları? Yok, ben yapmadım. Nasıl yani? Kim yaptı o zaman? Şurada az ileride bir tesis var. Orada yaptırdım. Tesis mi var? Nasıl yani? Biz şans eseri tesise yakın bir yere mi gelmişiz yani? Yalnız bir tostları var ya. Efsane. Bayağı iyi yani. Bayağı bayağı iyi. O yüzden soğutmadan bir an önce ye şunları. Nasıl ya? Bir dakika. Biz evlerin orada mıyız? Nasıl fark etmemişiz peki biz buraya gelirken? Benim haberim vardı açıkçası. Nasıl haberin vardı? Bayağı vardı benim haberim. Biraz seni böyle kıvrandırayım dedim ben. Anlatabiliyor muyum? Zaten burada kıpkırmızı saat var. Ben normalde saat takarım. Uyanman lazım işe. Burada GPS var. Telefonum var. Bilemeyecek bir şey yok yani. Sen benim gözümün içine baka baka yalan mı söyledin? Sen neden yaptın böyle bir şeyi? Yalan değil de ben biraz akıllanırsın diye düşündüm. Ha, düşündün. Düşündüm. Tavsiyemdir. Arada sen de düşün. Çok iyi geliyor insana. Böyle kafam yanar, kafam acır diye meraklanma. Hiç öyle bir şey yok. Düşünebilirsin rahat rahat. Arada sen de yani yapabilirsin bunu. Yani çok yanlış bir şey yaptın sen. Bana artık bir girişme ya. Bana bir girişme. Şunu bir kokla ya. Şunu bir kokusunu çek içine ya. Şunu bir ısır ya. Şunu bir artık lüplet göm ya. Çünkü sen açken senin içinden canavar çıkıyor. Karnını bir doyuralım. Sonra didişiriz. Rahat rahat didişiriz. Anlatabiliyor muyum? Rötarlı didişiriz ama daha sağlıklı olur. Ben bunun hesabını soracağım sana. Ben bütün hesapları ödedim. Tüm hesapları kapattım. Sen şu an kayağı yapıyorsun. Çay da bir tomurcuklu ki. Eyvah eyvah diyorum. Şunu bir üfle. Üfle, üfle. Soğuk üfle. Bir iç. Heh. Çok güzel. Konuşacağız seninle. Ben böyle güzellik görmedim ya. Sen bundan sonra çok zor göreceksin o güzelliği ama. Dur bakalım. Manzarayı diyorum. Sen çok gıcıksın. Gerçekten çok gıcıksın. Ama çok çok güzel, çok müthiş. Kıymetim bilinmiyor. Şurada şu ortam az buz iş değil yani. Niye çektirmeden bakıyorsun bana? Thank you.
Ya. Hayır, elimi tutuyor, ya. Yapmadım. Ya. Sen yemek yiyince daha böyle makul biri oluyorsun ama yani. O gerçek. İyi de çocuk muyum ben sonuçta? Mantıklı olmaya çalışıyorum. Ben de yiyince hani sakinleşiyorum. Normal daha böyle açken hırçınım, hıçkınım yani. Can. Kızak. Kızak. Kayalım mı kızakla? Ya sen az önce karşında çocuk yok demiyorum. Çocuk işte bu tavuk. Çocuk. Çocuksuz işte. Hayır yani sonuçta içimdeki çocuk bunu istiyor. Yani sayende içimdeki çocuğun saçlarına düşmüş olabilir. O ayrı bir konu. Dur bir sus. Bir dur. Bir bakayım şöyle sana. Şöyle bakayım. Kulaklara bak. Kulak. Tipini yedin. Gel. Gel. Kayalım gel. Hayır ben istemiyorum. Ya bırak şimdi, beceremem demiyor da. Kim? Yani bir taraflarımı kırarım böyle, 3 hafta altıda yatarım demiyor da. Kim? Ben mahallede kar yağdığında poşette kayıyordum. Ahmet abinin oğlu ikinci oluyordu. Ben birinci oluyordum mesela. Yani, yarışalım o zaman. Senin içinde çocuk falan, içinde senin hipodrom var. Ben yanımda zaten bir atla geziyorum. Gel oraya kadar koşalım istiyorsan, bir de öyle yarışalım. Ben koşarım. Düşme. Saçma sapan hareket. Arkadaşlar buyurun kızaklarınız. Teşekkürler. Pislerde görmek istiyordum beni. Alacağım anahtarını birazdan aşağıda. Vallahi kızak benim yaşam biçimim. Senin kaçıncı yaşam biçimin ben anlamadım ki. Havada gördük senin yaşam biçimini. Her şeye bir ilgi alanım var aslında bakarsın. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Ben çok hazırım. O zaman Hangi 1, 2, 3. Kurtardım bence ben seni şu an. Hayır. Evet. Sen neden çekiyorsun ki beni ama? Sen gidiyordun çünkü. Hayır, niye çekiyorsun ama? Durduğuna alamamıştım. Hayır. Ben seni durdurmak mağazalak pisten çıkıyordum. Sen yenileceğini anladın. Yenileceğini anladın. Ben seni geçtim. Hayır, yenileceğini anladın. Ben sen yetiş diye bir kere... Hayır, hiçbir alakası yok. Öyle oldu işte. Ben seni tuttum orada. Arkadaşlar kapatıyoruz. Canos, sen bilerek yaptın bunu. Vay. Arkadaşlar çıkayım. Arkadaşlar çıkın mı? Tamam. Tamam, geliyoruz. Geliyoruz. Çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Ortam, manzara falan, her şey. Çok güzel. Sanki burada zaman durmuş gibi. Çok güzel kar var, bembeyaz sessizlik. Sıcak çikolata. Ay hem de kremalı. Biliyor musun? Küçükken ben karın üstüne pekmez dökerdim, onu yerdim. Şimdi tam ismini hatırlayamıyorum ama artık eskisi gibi öyle şeyler yapmıyorlar. Çünkü kar çok pis yağıyor. Ne oldu? Ne oldu? Kalmış. Hı hı. Dudaklarını. Sende yok mesela burada. Krema yok burada. Alsın ya.
çünkü annem bir şeydir belki. Aç. Sağ olsun, sağ olsun. Aç, aç. Evet. Hadi aç. Açayım mı? Aç, tamam. Aç. Ha? Aç. Allah'ım. Tamam. Tamam. Golden. Şaka gibi. Ben bunu cevaplayayım, bir daha aramasın şimdi. Sen daha kur hayaller sanayım. Sen kur. Saçma sapan her şey iyi olacağı hayalini kur. Cevaplaması gerekiyormuş. Acaba ne var ki bu kadar gereklilik yani? İyiyim dedim ya Polen, merak edecek bir şey yok. Ya Can, yani ben seni nasıl merak etmeyeyim? Delirmiş gibiydin, resmen gözümün önünde alıp kucaklayıp götürdün Sanem'i. Soruyorum, neredesin, ne yaptın diyorum. Merak ediyorum, endişelenmemek içten değil ki. İyiyim Polen ya. Alo Yiğit. Alo. Efendim Yiğit. Öyle mi oldu? Hı? Pardon, pardon. Evet, dinliyorum. Tamam canım, anlıyorum da yani... demek istediğim daha farklı da davranabilirdin Can. Hani alırsın, bir kafeye gidersin, medeni insan gibi konuşursun. Yani... ayrıca anlamıyorum ki, daha konuşacak neyiniz kaldı ki? Ya endişelenecek bir şey yok. İyiyim, iyiyiz. İki yetişkin insan gibi karşılıklı oturuyoruz, konuşuyoruz. Konuşacağımız şeyler vardı. Ben Emre'ye bilgisini verdim, iyi olduğumuzu söyledim yani. Başka bir şey var mıydı? Ne zaman geliyorsun? Yani demek istediğim, kitabın fotoğraflarını çekecektik o açıdan. Şu an bilmiyorum, bakacağım. İşim biter bitmez döneceğim. Dönünce de senin işini hallederiz. Cancığım, yani döner dönmez halledelim diyorsun da burada 2 gün kaldı. Balkanlara gideceksin. Kapatıyorum ben şu an. Kapatıyorum, bak tünele girdim. Tamam, gelmiyor. Alo, gelmiyor. Ha? Can. Can. Bayağı kapattı ya. İnanmıyorum. Hat dedi, kapattı telefonu. Gerçekten iyiyim. Hiçbir sorun yok. Yani seni de telaşlandırdım. Kusura bakma ama sorun yok. Emin olabilirsin. Ya Sanem, benim seni aramamın başka bir sebebi daha var aslında. Bu hani geçen bir yazar hakkında konuşmuştuk ya. Buket Erden, seni sevdiğin. Menajeriyle görüştüm demiştim. Galiba onunla çalışma hayalimiz gerçek oluyor. Ciddi misin? Çok sevindim Yiğit. Çok güzel bir haber bu. Aynen öyle, süper değil mi ya? İzmir'de bir fuara katılacakmış kendisi. Ya programı çok yoğunmuş ama ben İzmir'e gelebiliriz dedim. O da görüşmeyi kabul etti. Hem birkaç dağıtımcıyla daha tanışmış oluruz diye düşündüm. Ben de mi geleceğim? Gelirim. Gelirim, tamam. Ne zaman? Yarın akşam İzmir'e. Tamam, haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne ayak bu Yiğit? Ne diyor, ne anlatıyor? Benim çok sevdiğim bir kitap yazarı var, Buket Erden diye. İzmir'de fuarda görüşeceklermiş. Onlar belki beraber çalışmaya başlayacağız dedi. Beni de davet etti fuara. Herkiniz birlikte. Evet, Yiğit yayın evi sahibi olarak, ben de yanında çalışan olarak gideceğim. Ne güzel vallahi ya, ne güzel dünya. Folik asit ne diyor? Yani polen ne diyor? Merak mı etmiş? İstanbul'da problem mi varmış, ne olmuş? Şahaneymiş her şey. Her şey olması gerektiği gibiymiş. İyi. Hayır, sana ne ya benim fuara gitmemden? Seni ilgilendirir ki. Ben sana soruyor muyum acaba Polen'in telefonu neden açman gerekiyor diye? Ne soracaksan sor. Sor yani. Ben sorduğun şeyleri cevapsız mı bırakıyorum seni? Ne zaman ben cevap vermedim ki yani? Ben telefonu açtım. Sittin sene çalacaktı bu telefon. Başımız mı şişseydi abire burada çalıp çalıp çalıp? Ortamı bozsaydı. Ben başımdan sağmak için kapattım, hallettim. Bir daha aramaz yani. Oldu zaten. Böldü yeterince. Ayrıca Polen aradığında merak etmesine hemen açılıyor o telefon ama beni merak etmesinler diye ben bir telefon edeyim dediğine izin vermiyorsun. Benim sinirimi bozuyorsun ama sen. Ben benim sinirimi bozacak şeyler yapıyorsun ama. Hayır. Hayır, benim o yayın evinde çalışmam senin sinirini bozuyor. Başka hiçbir şey değil, tamam mı? Şuraya geç. Hayır, geçmiyorum. Şuraya buradayım ya, ben ya şu an. Ya senin işin vardı zaten ya. Sen gittin, alakası kendine yeni işler açıyorsun, sektörler açıyorsun kendine. Senin işin var. Elin trafik canavarıyla İzmir'e gideceğim falan diyorsun. Sen iyice kendine şaşırdın ha sen. Ben en azından şehir dışına gidiyorum. Sen yurt dışına gidiyorsun Can. Polen'le baş başa Balkanlara gidiyorsun. Kutuplara kadar yolunuz var ya. Ne baş başa falan, saçmalama, ne baş başası ya? İşte tamam, vur zır zır zır. Açtım o zaman. Alo de. Ya Emre bu. Ne diyor? Seri söyle Emre. Seri, çok seri. Annem hastaneye gitmiş. Birkaç gündür kendini hissetmiyormuş da bir sürü talih falan yapmışlar. Hadi ya.
Harbi mi? Ciddi gibi bir şey mi o? Önemli bir şey ha? Ya iyiyim diyor da sesi biraz halsiz geliyordu. Ciddi şeylerden şüphelenmişler. Abine haber vermedi de ben yine seni arayayım dedim. Ben eve geçiyorum. İstersen gel, tamam mı? Tamam, ben geleceğim. Geliyorum yani. Geliyorum. Tamam, kapa. Ölen mi çağırıyor? Ölen mi çağırıyor? Annem hastalanmış da bir şeyler. Gitmek, görmek lazım falan. Gitsek mi? Gidelim tabii. Dur, eşyalarımı alayım. Geldim. Nesi varmış? Yaşlılık işte. Ha, böyle bir şey çıkıyor ya. Yapar. Beklenir çünkü.